Basın emekçileri, sevgili muhtarım, çok kıymetli ilçe başkanım ve mahalle sakinleri, okul aile birliği yöneticileri. Bir yıl önce buraya gelmiştik. Burada 29 Ekim ortaokulunun durumunu yerinde incelemiştik. Ankara'da ve Türkiye genelinde ödenek yetersizliğinden yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmeyen çok sayıda okul var. Ankara Mamak ilçemizde bulunan 29 Ekim Ortaokulu süresi içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmeyen okullardan sadece birisi. Geçen yıl burada yaptığımız incelemede okulun 9. ayın 15'i 2019. 9. ayın 15'i 2019 tarihinde teslim edilmesi gerekirken ödenek yetersizliğinden tamamlanmadığını tespit etmiştik. Aradan tam bir yıl geçti. Yani 9. ayın 15'ine bir yıl olmasına bir ay var. Bir yıl geçmiş, teslim tarihini bir yıl geçmiş 2020. Şimdi geldiğimiz tarih 2021. 6 gün sonra bu okul eğitim öğretime başlayacak sözde. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki her şeyimiz hazır, sınıflarımız hazır, öğrencilerimiz hazır, okulumuz hazır. Hazır olup olmadığını buradan çok net bir şekilde görüyoruz. Geçen yıl bu mahallede görüştüğümüz öğrenci velileri çocukların zor şartlar altında uzak okullara gitmek zorunda olduğunu, mahalledeki okulların öğrenci mevcutlarının 40 kişinin üzerine çıktığını, bu koşullarda nitelikli bir eğitimin yapılamayacağını ve küçük çocukların da uzak yerlere servis de olmadığı için götürülemeyeceğini söylediler. Hem Ankara'da hem Türkiye genelinde ödenek yetersizliğinden Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmeyen çok sayıda okulun olduğunu biliyoruz. Biz bu bilgilere ulaşmak için önce Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı bir soru önergesi verdik, yanıt alamadık. Daha sonra ilin valiliğine bir yazılı talepte bulunduk. Dedik ki Ankara ili sınırları içerisinde yapımına başlanan ve 2019-2020 yılında teslim edilmesi gereken ama teslim edilmeyen kaç okulumuz var dedik. Ne yazık ki bu sorularımıza da yanıt alamadık. O zaman biz de şöyle bir şey yaptık. Hem Ankara'daki mahalle muhtarlarımıza hem ilçe örgütlerimize bir yazı göndererek mahallenizde, ilçenizde zamanında teslim edilmeyen, ihtiyaç duyulan okulların listesini bize ulaştırın dedik. 350 günde teslim şartı olan okulların hiçbiri teslim edilmemiş. 2018 yılında inşaatına başlanan ya 2019 yılında teslim edilmesi gereken Ankara'da bulunan 129 temel eğitim, 25 de orta öğretim olmak üzere toplamda 154 okulun bu durumda olduğunu gördük, tespit ettik. Burada Milli Eğitim Bakanı her ne kadar yemin etmese de şu anda Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Pandemi koşullarında okullarımızın ödenek yetersizliğinden tamamlanamamasını kabul etmediğimizi buradan ilan ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı elini taşın altına koymak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti okul inşaatlarını tamamlayamayacak acizlik içerisinde değil. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti devletini bir acz içerisinde göstermeye hakkı da yok, haddi de yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim öğretimini düzenli yapmakla mükelleftir. Bunun asla geriye düşürülmesini kabul etmiyoruz. Bilim kurulu ne diyor? 15 kişilik sınıflar olacak. Peki 40 derslik bir okulu tamamlamamışsanız sınıflarda 15 kişi nasıl olacak? Çok açık ve net söylüyorum. Ankara başkentin göbeğinde sınıf mevcudu 50'yi 60'ı açmış çok sayıda okulumuz var. Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçe verilsin, bu süreç tamamlansın dedik bundan 3 ay önce. Ne Milli Eğitim Bakanı böyle bir talepte bulundu, ne de siyasal iktidar Milli Eğitim Bakanı'nın bu ihtiyacına yanıt vermedi. Çok açık ve net, yüz yüze eğitim öğretimin yapılabilmesi için bu koşulların derhal düzeltilmesi gerekiyor. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na çağrı yapmak istiyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanı, Talim Terbiye Kurulu'na, Osmanlı'ya,
geri dönüşü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devrimlerini ve Latin harfleriyle eğitim öğretim görmesine karşı çıktığını biliyoruz. Sen zamanında Zaman Gazetesi'nde yazı yazarak Fethullah Gülen'in dershanelerin kapatılmasına karşı pozisyon aldığını da biliyoruz. Şu anda siyasal iktidar Fethullah Gülen'le yeni bir anlaşmaya gitti sanırım. Şimdi kadrolaşmayı yapıyorlar. Öncelik kadrolaşmada değil, öncelik çocuklarımızın ihtiyacı olan okullaşmadadır, sınıfların tamamlanmasındadır. Buradan biz Cumhuriyet Halk Partisi Mamak İlçe Örgütü olarak da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Komisyonu üyeliği olarak da bu sorunun takipçisi olacağız. Çünkü okula gidemeyen her çocuk karanlığa mahkum edilmiş demektir. Biz çocuklarımızın karanlığa mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Gönlün rahat olsun muhtarım. Bu mücadeleyi senin mahallende sorun çözülünceye kadar ilçe örgütümüzle birlikte bu mücadeleyi yürüteceğiz. Sayın Bakan'ın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Ankara Valisi'nin bu konuda hassasiyetle davrandığını düşünüyorum. Ama gerçek bu değil. Sayın Valim, geçen yıl size buradan bir çağrı yaptım. Ama bir yıl içerisinde bunun teslim edileceğini söylediniz. Şu anda bakın okulun daha %60'ı tamamlanmamış. %40 eksik var. Bu eksiğin tamamlanabilmesi ancak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına belki yetişebilir. Eğer isterseniz burası, hani Atatürk Havaalanı'nı 45 günde talan ettiniz ya, isterseniz burayı 3 ay içerisinde tamamlar bitirirsiniz. Sizden mahalle halkı olarak da, mahalle muhtarı olarak da ve bir eğitimci olarak da bu okulun bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.